Merhaba sevgili korona mağdurları. Artık karantina sürecinin, evden çıkamama sürecinin 20 mi, 25. mi günü oldu bilmiyorum. Artık bir noktadan sonra saymayı bıraktım. Ama bugünlerde sizin için dedim evde boş boş oturmayayım, yeni videolar çekeyim. 2 gün önce bir başka videomu yüklemiştim. Bugün de sizlere yaşamınızı kolaylaştıracak 7 alışkanlıktan bahsetmeye geldim. Böyle videolar çok fazla dolanıyordu YouTube'da. Ben de zamanında böyle videolardan çok fazla yararlandım. Ben de kendi yaşamımı kolaylaştırmak için uyguladığım bu 7 alışkanlığı sizlerle paylaşmak istedim ki hazır evde bulunduğumuz bu süreç bizim düzene girmemiz için en uygun şartları sağlayacak süreç. O yüzden belki sizin için de bir faydası olur diye düşündüm. Bu da beni mutlu eder. Öncelikle tabii ki her zaman söylediğim gibi ilk maddemiz ajanda kullanımına geçin. Yani tabii ki böyle direkt geçin demek doğru değil. Hani ne yapıyorsunuz, gününüz nasıl geçiyor bununla çok alakalı bir durum ama ben eskiden böylesi düzenli not tutabilen, bunu ajandama kaydedebilen bir insan değildim. Ve bu yüzden de işin içinden bir türlü çıkamıyordum. Gün içinde bir sürü şey yapmam gerekiyor. Yani hem kişisel gelişimime vakit ayırmam gerekiyor, hem inanılmaz bir şekilde ders çalışmam gerekiyor. Belirli işlerim var, bunları yapmam gerekiyor. Gündelik rutinlerimi gerçekleştirmem gerekiyor. Hem mesleki kitaplar okumam gerekiyor, hem edebi yönlü kitaplar okumam gerekiyor. Ki bunlar kişisel gelişimin dışında yani. Bunların dışında bir de bunları yapmam gerekiyor. Ve sonuç olarak ya şunları yapmam gerekiyor, bunları yapmam gerekiyor diye sabah böyle söyleyip günün sonunda hiçbirini yapamamış bir şekilde günü kapatıp yarın kesin bunları yapacağım şeklinde devam ediyorum. Ve bu böyle haftalar, günler geçip gidiyor yani. Şimdi benim böyle bir problemim olması birçok insanın da böyle bir problemi olduğunu düşündürdü. En azından bu noktada problemi olan kişiler için ajanda kullanımına başlayın diyorum, ısrarla söylüyorum. Tabii ki nasıl ajanda kullanabiliriz? Yani bunun ben kesin ya şöyle yapmalısın şeklinde bir doğruluk, doğru olan bir şekli olduğunu düşünmüyorum. Ama şu var ki mesela ben kağıdı kalemi kullanmayı çok seven bir insanım. Yani ben yazmayı seviyorum. Ben böyle gerçekten o kalem kağıda dokunacak ve not edeceğim şeklini seviyorum. Çünkü benim için telefonda olan, uygulamalar üstünde olan şeyler çok çok askıda kalıyor. Ama elbette bunları kullanmayın demiyorum. Yani benim de dışarıda olduğum, hiçbir şekilde not edemeyeceğim kağıda anlar olduğunda belirli uygulamalar benim de imdadıma yetişiyor. Size birkaç tane, yani iki tane büyük ihtimalle uygulama önereceğim. Çünkü ben kullanıp deneyimlediklerimden önermek istiyorum. Bir de defter almak isterseniz, böyle ajanda, planner tarzı şeyler kullanmak isterseniz de bununla ilgili öneri yapacağım. Öncelikle o zaman kağıt kalemle tutulabilen ajanda örneklerini vereyim size. Yani şahsen ben böyle bildiğiniz, her yerde görebileceğiniz, bütün defter kitap satan yerlerde bulunan bu ajandaları kullanıyorum. Keskin Kalır'ın bu ajandası benim kullandığım. Başka markaları da var ama ben genelde bunu alıyorum. Beni çok motive edici bir ajanda olduğuna inanıyorum. Gerek iç, gerek renk yapısı dolayısıyla ben akademik ajanda kullanıyorum. Çünkü benim için hayat akademinin başlamasıyla başlıyor. Akademik yılın başlamasıyla başlıyor. Eylül'den Eylül'e oluyor biliyorsunuz böyle ajandalar. Bu mesela 2019 Eylül'ünden 2020 Eylül'üne kadar bir ajanda. Ajandanın içerisinde böyle aylık bir takvim bulunuyor. Yani aylık bir planlama alanı bulunuyor. Bunun dışında şöyle boş bir sayfa bulayım, göstereyim. Böyle günlük olanları da bulunuyor. Günlük planlama noktaları da bulunuyor. İşte sonunda stickerlar oluyor. Hani klasik ajanda tiplemesi. Hani böyle çok fazla işte eğlenceli noktaları falan yok ama zaten hani akademik anlamda bir ajanda tutmayı düşünüyorsanız bu yeterli oluyor. Benim için en önemli şey satırların yeterliliği ve bu günlük bazda benim için bu kadar satır yeterli oluyor fazlasıyla. Benim kullanımıma uygun oluyor. Ben böyle not etmeyi düşünüyorum, seviyorum. Ki ben genelde yanında bilgisayar çantası veya da böyle koca çantalar taşıyan biri olduğum için bu boy benim için yeterli oluyor. Ama tabii ki farklı alternatifleri de var böyle şeylerin. Yani daha küçük boylu, daha çantaya sığabilen, daha hafif olan defterleri de bunların var. Ben böyle tercih ediyorum. Onun dışında uygulama önerebilirim sizlere. Mesela Evernote'u ben kullandım. Cansu Denge'nin bir yapmış olduğu bir YouTube videosunda, paylaşmış olduğu bir YouTube videosunda görmüştüm Evernote'un ilk böyle bir uygulama olduğunu. Sonra denedim, ettim, eyledim. Gerçekten de çok işe yarar bir uygulama olduğunu gördüm. Özellikle evde değilsem
inanılmaz güzel. Yani not ediyorum, yazıyorum. Ya bunun ayrıntılı anlatımını ben size yapmayayım. Siz Cansu Dengeyim videosundan buna ulaşabilirsiniz. Çünkü o gayet güzel bir şekilde anlatmıştı. Çok açık ve net bir şekilde anlatmıştı. Ama onun videosundan yararlanarak buna başlamıştım. Bunun dışında benim telefonumun uygulamasında oldu. Yani telefonun direkt aldığımda keep notları vardı. Ben Samsung kullanıyorum. O keep notlarının içerisine de kayıtlar da bulunabilir. Mesela ben öyle kayıtlar yapıyorum. Oraya böyle günlük günlük yazıyorum. O çok böyle bir özelliği olan bir şey değil ama günlük günlük unutmam gereken şeyleri, alışveriş listemi bile açıkçası oraya yazıyorum. Öncelikle yani söyleyeceğim ilk madde size düzenli bir hayata geçin. Yani çünkü şu var. Sabah kalkıyorsunuz, dediğim gibi bir sürü şey yapabilirsiniz ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Neden yapamıyorsunuz? Bir gün bunlara yetebilecek uzunlukta. Ya, tabii bazen 24 saat hiçbir şey yetmiyor ama genel bazda bunlara yetebilecek uzunlukta neden olmasın? Öncelikle bunu söylemiş olayım. İkinci olarak kitaplarınızı, benim gibi çok okumayı seviyorsanız ve hayatınızda demin anlattığım kadar yoğunsa ve okumanız gereken bir sürü şey varsa lütfen önemlilik derecesine göre dizin. Yani ben genelde gidip de kitabı direkt mağazadan seçip alan biri değilim. Mağazalara giderim, böyle kitap evlerine giderim. Bakarım, dolanırım, alırım, çok güzel vakit geçiririm ama nadirdir oradan kitap aldığım. Çok acelesi varsa alırım. Çünkü internet indirimlerini daha çok kovalayan, internetten getirtilen, sipariş veren bir insanım. BKM kitap uygulamasını inanılmaz fazla kullanıyorum son zamanlarda. Kitap Yurdu zaten eskiden beri kullandığım bir uygulamaydı. Sadece son zamanlarda biraz da BKM'yi denemek istedim. Ondan da inanılmaz mutlu oldum. Hani memnun kaldım. Diyanar'ın yine uygulaması var. Onu diğerlerine nazaran biraz daha az kullanıyorum. Yani genelde telefonumda olan uygulamalar olduğu için hani hepsini deneyimleme fırsatım olmadı ama internetten kitap getirttirmeyi inanılmaz seviyorum. Kitap da öyle getirttirince hani kargo ücreti siz olsun, şöyle olsun. Ama şunu gördüm, bu da güzel kitapmış falan filan derken bir sürü kitap siparişi veriliyor. Tabii böyle yığınla 10-15 kitap geldiği oluyor. Koyuyoruz bunları kitaplığa. Hangisinden başlayayım derken sabah bakıyorum, diyorum işte bugün bunu okuyacağım. Hiçbirinden başlayamıyorum nihayetinde. Çünkü işte o kararsızlık insanı ay neyse ben biraz sonra bakayım demeye ve akabinde de okumamaya itiyor. O yüzden size öneririm kitaplarınızı önemlilik derecesine göre dizin. Çünkü hayat kısa, vakit kısıtlı, bugünümüz, yarınımız ne olacağı belli değil. Her zaman için bu böyle. Yani genelde bugün sağlıklı olabilirim, yarın olmayabilirim, her şey önümüze çıkabilir. Hayat bu kadar uzun değil. O yüzden önem derecesine göre dizmek lazım. Bugün en önemlileri halletmek lazım. Vakit kaldığında diğerlerini de hallederiz ama önemlilik sırasını ben çok değerli ve kıymetli buluyorum. Zaman yönetimi açısından çok kıymetli buluyorum. O yüzden size önereceğim şey önemlilik derecesine göre kitaplarınızı dizin. Ben hep böyle ders kitabından bir tane, edebi kitaptan bir tane, bir tane kişisel gelişim olarak bölüp nasıl kitap okumalıyız, kitap okumayı nasıl yapabiliriz gibi bir videom var. İsmini tam olarak söyleyemediğim şu an. O videomda yukarıya bir yerlere eklerim. Oradan da bakabilirsiniz. Sayfa sayısını bölerek falan filan belirli okuma yöntemlerimiz var. Ve bunları bu şekilde devam ettirebilirsiniz. Okumalarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Bunun dışında üçüncü olarak çalışma kağıtlarınızı klasörleyin, dosyalayın. Ne çalışıyorsanız. Ya benim gibi not alan, not almayı seven, sürekli yazan, çizen bir insansanız muhakkak böyle bir sürü balya balya mı denir ki defter kağıtlarınız, A4 kağıtlarınız falan filan vardır. Bunları aman böyle bakarım nasıl olsa deyip raflara dizmek yerine klasörleyin, dosyalayın, düzenli koyun. Aksi halde sonra önünüze böyle bir kağıt yığını çıkıyor ve bunları bir yere ayarlamak çok üşendirici insanı, çok can sıkıcı olduğu için onlar öyle kaybolup gidiyorlar ya da işte bir gün çok sıkılacağınız bir şekilde düzenlenmeye başlıyorlar. Onun yerine çalışma kağıtlarınızı da benim önerim düzenleyin diyorum. Yani ben düzenliyorum, siz de düzenleyebilirsiniz. Dördüncü olarak uyanır uyanmaz maillerinizi kontrol edip düzenleyin. Yine bir düzenden bahsediyorum çünkü yaşamımızı kolaylaştıracak şey düzenden geçiyor. Ve bu anlamda mail, Allah'ım o mailler o kadar fazla şey barındırıyor ki içerisinde. Yani çok ilginç şeyler geliyor, mailler geliyor. Daha önce hiç kullanmadığım yerlerden bile mail geldi oluyor ki bu nasıl oluyor hiç bilmiyorum. Yani bunun olmaması gerekiyor. Normalde izin verdiğiniz maillerin gelmesi gerekiyor ama geliyor. İzin verip unuttuğunuz mailler oluyor ve böyle mailler geldiğinde benim gibi kaydıran bir insansanız sürekli sonra bakarım, sonra bakarım, sonra bakarım diye orası bir yığın oluyor. Bir giriyorsunuz 1500 tane okunmamış mail. İçinde önemliler kayboluyor, önemsiz mailler öne çıkıyor. Allah'ım bir curcuna.
her sabah uyandığınızda. Hani klasiktir ya, limonlu suyunuzu alın, bir pencerenizi açın, odanız havalansın ve masanızın başına oturun. Ya da telefonunuzu elinize alın, maillerinizi açın. Ne mail gelmişse dün? İşte dün gün içerisinde yani. Hangi mail gelmiş, ne gitmiş, ne gerekli, ne gereksiz silin, bir temizleyin şöyle. Oh, bir rahatlayın, bir böyle düzen gelsin, etsin. Ondan sonra gününüze başlayın. Mail kutunuz da tertemiz olsun. Gerilmeyin de sonra hangi mailler geldi de arada kaynadı acaba diye. En güzeli bu. Benim önerim size bu. Bu benim inanılmaz rahatlattı. Çünkü ben gerçekten mailleri gün içerisinde kaydıran, açıp bakmayan, düzenlemeyen bir insanım. Her sabah böyle bir düzen olması bana çok iyi geldi. İnşallah size de çok iyi gelir. Beşinci olarak, rutin keyiflerinize verimli hale getirin. Nedir rutin keyifler? Mesela benim için rutin keyif, ben kahvaltıdan sonra kahve içmeyi çok severim. Benim için böyle bir hani olmazsa olmaz, içmesem başım ağrıyor. Her sabah kahvaltımı yaparım. Kahvaltıdan sonra alırım bir Türk kahvemi elime, koltuğuma otururum ve o kahveyi içer sohbet ederim. Ya da telefona bakarım. Sohbet ediyorsanız lafım yok. Bu da çok güzel bir değerlendirme şeklidir gününüzü. Ama telefona bakıyorsanız ve sosyal medyada boş boş dolaşıyorsanız ne olur yapmayın. Onun yerine kitap okuyun. Yani diyorlar ki böyle işte sen çok kitap okuyorsun, nasıl gün vakit ayırıyorsun, benim bir türlü vaktim olmuyor. Allah'ım bu kadar kitap okunur mu falan filan. Aslında o kadar fazla vakit ayırmıyorum. Sadece belirli vakitlerimi kitabı da dahil ediyorum. Yani emin olun ki bu fark etmek sizin 5 sayfa 6 sayfa bile okusanız o süreçte sizin için mükemmel bir rahatlık oluyor. Zaten bir sürü işiniz var. Bunun içerisinde 5-6 sayfa kitap okumak her gün yapıldığı takdirde mükemmel bir şey. Size de önerim, o kahvenizi elinize aldığınızda, o fincanın elinizdeyken bir elinize de kitabınızı alın ve okuyun. İnanılmaz rahatlatıyor ve verimli hale getiriyor. Ben bu alışkanlığı çok güzel edindim. Artık her gün kahve içerken minimum 5-6 sayfa kitabımı okuyorum. Keyifli bir şekilde güne de böyle zihnim açık bir şekilde başlıyorum. Bunu önerebilirim. Mesela şey de yapabilirsiniz. Bu rutinleri verimli hale getirmekle ilgili. İşte mesela kıyafet dolabınızı toplamanız gerekiyor. Ama müzik dinlemek istiyorsunuz. Açın müziği son ses. Bağıra bağıra, söyleye söyleye toplayın o dolabınızı. Kütüphanenizi düzenleyin. Yani onu da yapıyorum. Mesela müzik dinlemek istiyorum ama şu an müzik dinlersem inanılmaz vakit kaybedeceğim. Ne yapayım o zaman? Tamam, odamı toparlayayım. Şöyle bir tozunu alayım, düzenleyeyim. Kitaplarımı düzenleyeyim, çalışmalarımı düzenleyeyim. Bunu yaparken de bir müzik açayım şeklinde de yapabilirsiniz. Yani bu da keyifli hale getirebilir rutinlerinizi. Çünkü bu rutinler yapılacak. Yani kaçış yok. Keşke kaçış olsa ama kaçış yok. Bunları gerçekleştirmek zorundayız. Altıncı maddemiz, yanlış söylemiyorsam altıncı maddemiz, kronometre tutarak çalışın. Bakın, telefona bakmamak için efsane bir şey. Tabii başka uygulamalar da var böyle. Hani telefonla kısıtlı hale getir, şu saatler arasında kullanma falan gibi. Ama ben onları çok kullanmadım daha. Onları kullanınca yine hani paylaşırım, yararlı olduğuna inanırsam. Muhakkak öyledir ama ben denemedim. Ama kronometreyi denedim. Kronometre çok iyi. Yani kurun orada bir saatlik süre. Ondan sonra artık o kronometre mi, zamanlayıcı mı? Onun iki tanesi var ya, bir tanesi ileri doğru sayıyor, bir tanesi geri doğru sayıyor. Artık o hangisiyse, tam onun ismi şu an çıkaramadım. Ama kullanın. Yani ben mesela diyorum ki işte ders çalışacağım, bir saat boyunca telefona bakmayacağım. Tam bir saatlik kronometre mi, zamanlayıcı mı kuruyorum. Bir saatte olduğunda o zaten çok güzel bir müzik çalıyor. Oh diyorum, tamam mola baktım, 10 dakika istediğimi yapabilirim. Ya insanın kendi kendine mola koyması çok keyifli bir şey. Başkası koyunca işte şu kadar saat çalışacaksın falan deyince, genelde çocuklar öyle yapılır ya, bir saat ders çalışacaksın falan. İşte bunu deyince o kişinin çalışası gelmiyor. Ama kendi planını kendin oluşturursan, aa o zaman efsane, insan inanılmaz çalışmak istiyor o zaman. Motive ediyor. Yani aa daha bir saatim dolmadı, sonra zaten dinleneceğim hevesi insanın hayatını kolaylaştırıyor. Öyle söyleyeyim size. Gerçekten kolaylaştırıyor. Ve son olarak da haber uygulamalarını indirin telefonunuza. Çünkü bakın, televizyondan haber izlemek tabii ki bir keyif olabilir. Yani böyle çayını çekirdeğini alıp ailenle oturup işte izlemek keyifli olabilir ama onun dışında televizyon çok vakit kaybettiriyor. Yani bir haberi izleyeceğiz diye ondan sonra 40 tane reklam arada izliyoruz. Yok efendim aynı haberi 100 kere tekrarını izliyoruz falan. Hiç gerek yok. Zaten haberlerin en önemli, en vurgulayıcı, bilmemiz gereken yerini uygulamalar bize bildirim olarak telefonumuza gönderiyor. Neden kolayı varken zoruyla uğraşalım ki? Yani hayatımız sonuçta kolaylaştıracak tavsiyeler veriyoruz değil mi? En iyisi budur. Mesela ben Bundle indirdim. Çok rahatım. Yani bütün haber kanallarının paylaştığı şeylerden hani en iyisini, en tazesini size bildirim olarak getiriyor. Tıkladığınızda da böyle şey olmuyor. Yok işte bu konuyla ilgili
açıklamalar aşağıda, aşağı iniyorsunuz, aşağıda, aşağıda, aşağıda derken zaten insan böyle bir sinir geliyor artık. Neyse söyleyin şu açıklamaları diyor. Böyle şeyler olmadan süzülmüş bir şekilde haberi de okuyabiliyorsunuz. Ben haber uygulamalarını telefonunuza kazandırın diyorum. Çünkü hayatınızda böyle bir şey sizi inanılmaz kolaylaştıracak. Yani sizin hayatınızı inanılmaz kolaylaştıracak, öyle söyleyeyim. Çünkü gündemden kopamayız. Hele ki bu süreçte hiç kopamayız. Bir şeyleri öğrenmemiz gerekiyor, bakmamız gerekiyor. Yere geliyor sosyal medyaya bakıyoruz ama hayat da devam ediyor. Yani evdeyiz tamam ama yapmamız gereken şeyler var, sorumluluklarımız var, işimiz var, gücümüz var. Bütün bunları planlayabilmek için hayatı daha yaşanabilir kılmak lazım. Yani bu gün 24 saat. İşte bunu bilmem kaç saate ayaktayız, uyanız. Ve bunu daha uzun bir süreymiş gibi kullanabilmemiz lazım. Aksi halde bugün küçülür, küçülür, küçülür. 2 saatte belki yapılabilecek bir şeyi bütün gün yapamaz hale gelirsiniz. Yani bunun önüne geçmek için açıkçası ben bu videoyu çekiyorum. Hazırda evdeyken, böyle alışkanlıklar kazanabilmek için çok çok müsait bir zamandayken inşallah bu alışkanlıkları sizler kazanabilirsiniz. Öyle toparlamış olayım cümleyi. Eğer denerseniz ya da başka sorularınız olursa, benimle paylaşmak istediğiniz başka şeyler olursa lütfen aşağı yorumlara bırakıp benimle, bizimle, bizi izleyenlerle paylaşın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.